sizlerle birlikte Citroen Aircross'u inceleyeceğiz. Evet, C5 Aircross Feel Adventure donanımlı 1.5 dizel bir araç. 400 bin lira fiyatı var. Dizel olarak en ucuz C5 Aircross bu. Şu ön tasarımdan başlayalım. Bugün yanımda Burak var. Burak da bana yorumlarıyla eşlik edecek. Burada Citroen'in klasik far ve sinyalleri ayrı. Bir farları yakar mısın? Evet, dörtlüleri ve gündüz ledleri burada yanıyor. Farlar da aşağıda yanıyor. Tamam, kapat. Böyle panjurun devamı şeklinde krom detayla birlikte Citroen logomuz yer alıyor önde. Aşağıda plastik bir parçamız ve 6 tane krom detayla panjur yedirilmiş ön tasarıma. Aşağıda Citroen'in sevdiği böyle renkli ızgaralar var. Airbump'la uyum içinde oluyor. O da yan tarafta Airbump da var zaten. Çarpışma önlemenin sensörü aşağıda yer alıyor. Önden genel bakışımızda böyle. Kaputta 2 adet böyle oluk mevcut. Hareket katılmış. Güzel görünüyor değil mi önden? Yani bir SUV gibi duruyor bu. Burada güzel bir rengi var bu arada. Şu yan taraftan devam edecek olursak 225, 55, 18 konturlu elmas kesim jantlarımız var. Diskler de jantı güzel doldurmuş. Yan tarafta aşağıdan devam edecek olursak airbumplarımız ve bu krom mu bu? Satin krom değil mi? Satin krom detayı devam ediyor. Yan geneline şöyle geriden alayım, geniş geniş. Düz bir tasarım. Çok böyle gölge oyunu yok. C4'ün aksine C4'te çok fazla gölge oyunu vardı. Bunda o kadar yok. Bu renk güzelmiş ama. Değil mi? Bu renk ben beğeniyorum. Yan tarafta krom bir C şeklinde detayımız var. Arkada bir camımız var. Arkaya doğru devam edelim. Arka tasarımına baktığımızda burada güzel. Bu stoplar güzel bak. Böyle 4 dilim şeklinde 2 tane bölgeden oluşuyor. Gayet güzel duruyorlar. Bu model yazımız şurada yer alıyor. Aşağıda, yani burada hava girişimsi ama fake, hareket kaslı görünmesi için yapılan bir şey var. Aşağıda yine arazi eklentisi boyasız. Buradaki egzoz çıkışlarımız dizelde fake maalesef. Peugeot'da aslında gerçek var, bunu da fake yapmışlar, ilginç. Arkada şurada bir geri görüş kameramız var. Bazı donanım olmasına rağmen güzel bir şey. Şimdi bagajı açalım. Shine pakette elektrikli bagaj geliyor. Şuradaki arabada. Bunda yok. Burada tabii elektrikli bagaj olsaydı kontrolleri burada olacaktı. Ama bak buranın plastik kalitesi güzel yani. Böyle şey değil. Ucuz plastik değil. Güzel. Burada 3008'den hatırlarsanız reflektör yuvası. Aynı. 3008 ile aynı bu, biliyor musun? Videoyu izleyenler hatırlar. Ben koyayım araya. Gördüğünüz gibi aynı plastik. Burada bir tutma kolumuz var. Böyle pandizotumuz camla birlikte de hareket edebiliyor. Bagaj güzel ama ha, geniş. Bir de tut, bir de tut. Bir şey göstereceğim. Tekerle onu yapamıyorum. Burada göstereyim. Nasıl sarılma varsın. Böyle bagajı 2 kat kullanabiliyorsun. Güzel çektin değil mi? Böyle düz oluyor böyle kullandığın zaman. Bunu aşağı indirebiliyorsun. Böyle indirdiğin zaman burada bir yükleme esnasında koltukları yatırdığında bir tümsek oluşuyor. Gel bunu buradan düzgün çek. Heh, burada bir tümsek oluşuyor. Bunu eğer koltuk yatırıp yükleyeceksen yukarı almak daha mantıklı. Yanında oyuklarımız var. Arabanın şeyini de buraya koymuşlar. İki tane oyumuz var. Burada bir 12 volt soketimiz var. 4 tane kanca karşılıkları da mevcut. Bagajın plastikleri de güzel, beğendim. Kenara çekil, bagajı kapatalım. Sen çek ya, sen böyleymiş. Gel şimdi arka tarafa bakalım. Kapı hissi güzel bak. Top bir kapı hissi. Böyle, kapı ne çok ağır ne çok hafif. Güzel, sağlam bir his veriyor. Kapı 90 derece yakın. Arka kapının açılması güzel. Böyle buradan baktığın zaman geniş bir şey sağlıyor. İniş biniş sağlıyor. Şu kapı üstünden başlayalım. Arka kapı üstü her zamanki gibi. Sert ama bak güzel bir sertlik. Böyle içi dolu ve şey bir sertlik. Evet. Görünüm olarak da çok çiğ durmuyor. Burası da sert. Burası yumuşak beklerdi aslında. Farklı plastik gibi duruyor. Burada ama deri, yani gerdirilmiş deri. İnanırsan yumuşak olur. Burası yine o öndeki ve yandaki detaylar gibi. Ben alayım artık. Burası yine o öndeki ve yandaki detaylar gibi. Satin krom. Kapı içi gözü geniş. Bak PSA grubu bunu çok güzel yapıyor. Bu ağzını geniş yapıyorlar. Buraya bir şey koyup çıkarmak kolay. 3008'de de böyleydi. Sen yoktun tabii, hatırlamıyorsun. İzlediysen hatırlıyorsun. Burada güzel bir hoparlörümüz var ve Bu arabanın en güzel alameti harikalarından bir tanesi. Şimdi sen tut. İçeri geçmeden önce ben size şunu karşıdan göstereyim. Merhaba. Bu koltukların üçü ayrı ayrı hareket ediyorlar. Ve yani şöyle göstereyim. Yine de geri ayarı var. Ve yatıktı ya. Kaldırdım. Bu bir kademesi var. Evet, iki kademesi var. Böyle yatabiliyor. İçeri geçeceğim şimdi. Ön koltuk bana göre ayarlanabilir. İçeri geçtiğim zaman koltuklar çok yumuşak ya, rahat yumuşuyor. Kapımı da kapatayım. Böyle güzel ferah bir yaşam alanı oluyor. Onun çizgisi tam omzunda kalıyor. Doğunak değil. Baş mesafem gayet rahat, ferah. Cam tavanım var. Geniş geniş görüyorum. Ver. Gel içeri sen de gel. Cam tavanım var. Ferahım burada. Gayet güzel oturuyorum. Ortada şaft tünelim yok. Ortaya üçüncü kişim çok rahatlıkla oturur. Evet. Tam bir geniş aile arabası aslında. Burak mesela çok rahat oturdu. Kenara çekil. Ortada havalandırmam var. Bir USB'm var. Baz donanım için gayet yeterli. Arkadan öne genel bakışımda böyle. Şuradaki joystick gitti biliyorsunuz. 1.5 dizeller EAT6 ile geliyor artık. 8 ile gelmiyorlar. 8 ile gelen modellerde joystick var. Benzinlilerde joystick vites devam ediyor. Burada başka söyleyeceğimiz bir şey. Arka ferah ya, çok boğunak değil. Değil mi? Yani mesela C4'te şurada duran videosunu çekmiştik. Biraz klostrofobiklik vardı. Yatık geliyordu. Bu güzel ferah. Öne geçelim istersen. İnşallah sesim güzel geliyordur. Uzak duruyorum böyle. Üst kapı üstlerimiz. Aha, bu beni biraz güzel. Şöyle yakın al. Yakın al yakın. Elimi yakın al. Böyle çok inanırsan yumuşatabileceğine yumuşuyor. Ama yani sert. Bu birazcık üzdü. Burası yine komple sert. Burayı yumuşak beklerdim açıkçası. Önde farklıdır diye düşünmüştüm. Değilmiş. Ama burası da yine. Burası yumuşak ama burası rahat. Sıkıntı yok. Yine aynı detaylar devam. Burada 4 cam otomatik katlanır. Aynı PSA'dan tanıdığımız. Ön kapıyı cihaz zaten derya deniz. Daha ne yapsın adamlar. Gayet güzel. Şu iç mekanı bir genel alalım. Koltuklardan bahsedeyim. Koltuklar yine böyle yumuş yumuş. Çok rahat bu arabanın koltuklarına. Ben her bindiğimde bayılıyorum ya. Buradan devam edelim. Çift renk detaylar var. Torpido çift renkli. Burada şerit takibin kapatma butonu var. Kart koyacağımız bir yer. Bir de bir oyuk var. Ya bu oyukta kapak yok. Kaplama da yok. İçeri binelim yavaştan. Direksiyonumuz Citroen grubunun alıştığımız direksiyonu. Onda farklı bir şey yok. Arabada akü sıfır. Ekranı da açamayacağız. Far kontrolleri falan aynı. Ekranı açabilecek miyiz? Açamayacağız. Akü sıfır arabada. Malzeme kalitesi burası deri kaplamışlar gibi duruyor ama değil. Yumuşak plastik. Burası sert. Burası inanırsan yumuşuyor. Yani sert plastik olması ne gibi bir sorun çıkarır? Trim sesi yapar. Başka bir şey olmaz yani ama. Güzel ya. Fena değil. Ama birleşme yerleri falan güzel. Malzemelerin birleşmesi güzel. Torpidomuz bayağı büyük. Torpido hangar gibi. Buradan ileri gidiyorsun, motordan parça söküyorsun. O kadar büyük. Soğutma var mı? Soğutma yok gibi görünüyor. Işık var ama soğutma yok, evet. Belki şuradan soğutma vardır. Orası birazcık büyük bir şey var orada. Elini sok bakayım oraya. Yok. Şu büyük parça var ya, buraya bir dokun bakayım burada. Şuradan belki olabilir bak, soğutma olabilir. Vardır bence, bu arabada orası koymuşlardır. Soğuk çünkü. Burada dolu pakette kablosuz şarj geliyor. Bunda kablosuz şarj yok. 12 volt var. USB soketi var. Güzel ama buraya telefon, cüzdan, Allah ne verdiyse atarsın. Elektrikli park freni var. Engine start stop butonu var. Yokuş iniş desteği ve sürüş modları var işte. Arazi, yol, kar vesaire. Ya şu topuz benim hoşuma gitmiyor yani. Ne bileyim. Güzelim joystick varken EAT6'ya bunu koymak tercih meselesi. Ellerinde var olanları koyuyorlar muhtemelen. Burada böyle hafif eğimli bir göz var bak. Aşağı doğru eğimli duruyor. Telefon koyarsın, yani. Cüzdanı koyarsın, anahtarı koyarsın. Anahtarsız çalıştırma var sonuçta. Güzel. Yani burasının yüksek olmasına ben seviyorum bu tarz SUV araçlarda. Güzel oluyorlar bence, sarıyor kokpit böyle. Ekran Peugeot grubundan, Citroen grubundan bildiğimiz ekran, açamıyoruz. Akü yok arabada. Burada hızlı geçişler var. Burada da klimanın olmazsa olmazları işte. İçeride döndürme, klima kapatma, start stop kapatma, araba kilitleme, ön cam ve arka cam rezistansları var. Kilitleyelim mi arabayı? Birlikte çektiğimiz son videoyu hatırlıyor musun? Evet, kedi. Kedide kilit tıkamıştık. Burada iki bardaklığımız var. Bardaklık boyları güzel. Burada bardak tutamakları var. Kol dayamamız deri, üstü yumuşak ve Burak burayı açınca şoke oldu. Şunu bir tutar mısın? Kol dayamayı. Heh, böyle tut. Kol dayama böyle gidiyor abi. Burada da içinin gözü var normalde. Oraya bildiğiniz şuraya koyuyorsunuz galiba onu. Bakayım bir. Evet. İşte buranın gözü muhtemelen de işte güzel bir kol dayaması var. Yani bu Peugeot grubu kol dayamayı güzel yapıyor. Üst tarafa bakalım. Burada hem sunroof'un perdesi hem de kendisinin kontrolü var. Aydınlatmalarımız normalde LED sanırım. Ha yok, halojenmiş. 3008 o zaman bundan daha mı iyi? Aynı paraya. Sanki bir öyle. Bunda biraz kalite şeyleri var. Burada aydınlatmalı makyaj aynalarımız var. Tutamaklarımız falan tam sıkıntı yok. Tavan döşemesi güzel ama bak kaliteli böyle dokun. Güzel. Buradan aktaracaklarımız da bu kadar. Şu dışarı bir çıkalım. Benim ön koltukta sevmediğim tek şey şurası çok yüksek geldi. Yani göğsü yüksek evet. İçinde böyle gömülüyorsun. SUV'de gibi değilsin. Koltukta normal bir yükseklikte yani. Araba çok. Araba güzel. Peki 3008 mi bu mu? Bilmiyorum. Arada kalırım ama ben evet. 3008 alırım sanki. Bunun, yani bunun görüntüsü çok güzel ama 3008 daha ne bileyim bana daha iyi hissettirmişti. Arada çok bırakır. Aa bak bir şey fark ettim. Karşı taraf görünüyor buradan. Hadi çıkalım kapanış yapalım. Evet bugün sizlerle birlikte C5 Aircross'un en baz donanımını inceledik. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.